Sıradaki sorumuz şöyle. Bir şeye karar vereceğim zaman gözümde çok büyütüyorum. Mükemmeliyetçilik var, kararsızlığımın altından kalkamıyorum, takıntılı bir yapım var. Hocamızın önerisi nedir? Şimdi gözünüzü çok büyütmenizin sebebi şudur ki yapacağınız işin kendinizle alakalı çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmemizle alakalı. Yani evet bu iş benim hayatımın kalanını etkileyecek, bu iş benim çok büyük bir olaymış gibi düşünüyoruz. Bu kendimize verdiğimiz inanın, bu da savunma mekanizmalarından biri. Mükemmeliyetçiliği biz hep şöyle deriz, mükemmeliyetçi bir yapım var, harika. Hayır, aslında mükemmeliyetçilik savunma mekanizmasıdır. Evet. O işin tamamlanmaması için yaptığınız, ürettiğiniz bir şeydir. Evet, çok iyi yapmaya çalışıyorsunuz ama oraya gittikçe de o iş asla olmuyor. Hı hı. Bu insanlara bakın, yani mükemmeliyetçi olan insanlara bir iş çok her işi tamamlayamazlar. Bir yerde muhakkak derler ki ben bitiremiyorum. Ben bir yerde tıkandım. Sonuna kadar geldim ama olmadı derler, değil mi? İşte burada kararsızlıktan ziyade kendinize nasıl bir savunma mekanizması geliştirdiniz ona bakmanızı istiyorum. Takıntılı bir yapım var derken bu da şu... OKB dediğimiz obsesyonla alakalı bir durum mu var? Buna bakılması gerekiyor. Kararsızlıkla alakalı da altyapısında bir anksiyete, kaygı bozukluğuyla alakalı bir durum mu var? Buna bakılmasını çok önemsiyorum. Ama ilk önce küçük bir tavsiye vereceğim. Ondan sonra asıl tavsiyem olan şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ilk önce küçük bir tavsiye olarak ilk önce yapacağınız işin sadece örnek veriyorum. Ucu açık bir zamansa bir haftada bitirmek zorundaymışsınız gibi düşünün. Çok kısa sürede bitirmeniz gerekiyormuş gibi düşünün. Ve şunu söyleyin kendinize. Ayşe, Fatma, kimse seni puanlamayacak bu konuyla alakalı. Çünkü bunun altyapısında performans kaygısı da oluyor Nihan Hanım. Kimse seni puanlamayacak. Sadece kendini okey de bunun için. Ve bunun için onay almaya ihtiyacın yok. Sadece yapmak zorunda olduğun için yap. Eğer ki diyelim ki bu tarz kendinizle alakalı konuşmalar yaptınız ve işe yaramadıysa bunun altyapısında yüksek bir ihtimalle performans kaygısı var. Ve bununla alakalı da Nihan Hanım, tavsiyem uzmandan bir destek alsınlar. Sıradaki sorumuz şöyle. 4 yaşında bir oğlum var, konuşmuyor, seslendiğimizde dönüp bakmıyor. Daha önce nörolojiye gittiğinde herhangi bir teşhis koyulmamış. Şu an dil terapistine gidiyormuş ama konuşmasında herhangi bir gelişme olmamış. Bu konuyla alakalı ne yapmalıyız? Bir psikiyatriste gidilmiş mi? Belli testler var. Bakın, çocukla alakalı sözlerinizi duymuyorsa, tepki vermiyorsa, dönen şeylere sürekli bakıyorsa, bunun gibi böyle kaygılandığınız şeyler olursa lütfen hemen psikiyatriste gidin. MC testi, Denver testi var ve bu çocuklar için acaba otizm var mı diye bakılıyor. Şu an öyle bir teşhis söylemedi bize. Sadece konuşmayla alakalı bir sıkıntı söyledi. Ve eğer ki bakın biz özellikle nerede oturduğumuzu bilmiyoruz ama bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle mesela otizm konusunda konuşamayan çocuklarla cihazla yaptığımız çocuklar konuşmaya girmiyor, konuşmayı devam ettirmiyor. Kelime çıkartmaya başlıyorlar. Lütfen eğer sizin çevrenizde de böyle bulunduğunuz şehirde böyle yerler varsa, böyle bir kurum varsa lütfen buradan bir destek alın. Çok fazla erteleyip ötelemeyin bu durumu. Çünkü bu durum 4 yaş, evet bazı çocuklar geç konuşmaya başlıyor. Dil terapisine de götürüyorsunuz. Muhtemelen zaman da bayağı sizin için zaman da gidiyor bununla alakalı. Ve yapabildiğiniz kadar da bu farklı yöntemleri, cihazla çalışan farklı yöntemleri alın. Nihan Hanım, biz ilk başladığımız zaman böyle otizm spektrumunda olan çocuklar, işte yakın olan çocuklar ama konuşamayan çocuklarla çalışmaya başladığımız zaman konuşmada, iletişim kurmada, cevap vermede zaten sıkıntılar görüyoruz. Ama bu gördüğümüz sıkıntıların zamanla geçmesinin en büyük etkileri gerçekten sağ-sol beyinlerindeki bağlantıları artıracak çalışmalar yapmamızdır. Bazen sadece eğitimsel çalışmalar değil, diğer yaptığımız çalışmalarla çok kıymetli. Siz dil terapisine gittiğiniz gibi çok kıymetli. Evet, dil terapisine gidin ama aynı zamanda da lütfen bu tarz bir çalışmayı da göz ardı etmeyin diyelim. Eğer ki ekstra bununla alakalı sorunuz varsa Nihan Hanım'a, bana da mesaj atabilirsiniz sosyal medyadan diyelim Nihan Hanım. Şehadet Hanım, çok az bir vaktimiz kaldı. Yaklaşık 2-3 dakika kadar vaktimiz var. Hemen bir soruya daha cevap verelim. Ev hanımıyım ama işlerimi yapamıyorum, istemiyorum. Bu durumdan da rahatsız oluyorum. Bununla alakalı ne yapmalıyım? Şimdi Nihan Hanım şöyle, ben bir bakın, eğer normalde hayatınızı devam ettirirken şu an yapamıyorsanız, işte bir tıkanıklık varsa, bununla alakalı sıkıntı yaşıyorsanız, birincisi şundan şüphelenin. Bu eskiden var mıydı? Eskiden vardıysa bununla alakalı ben öğrenme güçlüğünden şüphelenirim. Çok belki insanlara garip gelecek ama öğrenme güçlüğü olan kişilerde de evlendikten sonra böyle örüntüler görebiliyoruz. İkincisi depresyon ya da depresif ruh halinden şüphelenirim. Bununla alakalı ne yapması gerekiyor? Kişi kendiyle alakalı hiçbir şey yapmak istemiyor, hayattan zevk almıyor, hayattan tat almıyor. Bir ev hanımı bir sürü sorumlulukları var, evde kıymet belki değer de görmüyor istediği gibi, beklendiği gibi. Lütfen bununla alakalı uzmandan bir destek alsın. Özellikle psikiyatristen ve psikologdan beraber çalışacağı bir yerden destek alsın. Ki beraber ilerlesinler. İleriki aşamalara daha farklı patlamalara sebep olabilir bu. Daha hoşuna gitmeyecek, üzecek olaylar olabilir. Bunun olmaması için adım atması gerekiyor. Zannedersem ki belki de hayal etti ya da şeyler olmadı, hayal kırıklıkları var içinde, üzüntüleri çok fazla var, kendini geri çekiyor bir şeyden ama bunu kendi de anlamlandıramıyor olabilir. Yani böyle bir şeyi, niye böyle bir şey yaşıyorum diyorsanız ve bilemiyorsanız neden olduğunu, bence bir uzmandan destek alın. Çünkü her şeyin cevabını da, her yaşadığımız her şeyin sonucunu bilemeyebiliriz. Evet. Bazen gerçekten çok fazla yüklenmişizdir kendimize ve vücut der ki ben kaldıramıyorum artık. Ben geri çekiliyorum, ben pes ettim. Siz bunu böyle anlamazsınız çünkü kendinize belki yakıştıramazsınız böyle bir durum. Size çok üzücü gelir. Ama uzman size der ki hadi gel seninle o şefkatli yere gidelim. O seni bu hale getiren şey neyse temeline inip beraber şifalandıralım der. Lütfen uzmandan destek alırsa hanımefendi fazla vakit kaybetmesin bununla alakalı. Evet. Daha iyi, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. İnşallah şifa olur. İnşallah. Ağzınıza sağlık Şehadet Hanım, ayaklarınıza sağlık. Yine elimizden geldiğince sorularımıza cevap vermeye çalıştık. Elbette yetiştiremediğimiz sorularımız oldu. Hepsine önümüzdeki soru cevap bölümünde yer vereceğimizi de hatırlatalım. Bu hatırlatmayla beraber de veda edelim Şehadet Hanım. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.